Çok kıymetli KON TV izleyicileri, Aşk Muhabbet programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bu akşam programımızda inşallah geçtiğimiz haftalarda çok değerli Orhan Çeker hocamızla birlikte İslam'da çocuk hakları konusuna başlamıştık. Orada yarım kaldı konumuz. İnşallah ona devam edeceğiz ama programa başlamadan önce hemen şunu ifade etmek istiyorum ki Boğaziçi Üniversitesi'nde kutsal Kabe'mize karşı, değerlerimize karşı yapılan saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Hiçbir bahane, insan hakları gerekçe gösterilerek kutsallara, özellikle İslam'ın kutsallarına saldırma hakkı vermez. Onun için hem devlet yetkililerimizden, adalet yetkililerimizden bu tarz saldırı yapanların, kutsallara saldırı yapanların mutlaka ciddi derecede de ceza almasını talep ediyoruz, istirham ediyoruz. Evet efendim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Rabbim de inşallah bizleri doğru söyleyenlerden eyler. Bugün programımızda özellikle çocukların haklarıyla ilgili meseleleri konuşacağız ama anne babalar özellikle söylüyoruz bu programı kaçırmasınlar. Çünkü anne baba olmak tabii sadece fiziksel anlamda çocuğu dünyaya getirmekle bitmiyor. Onun manevi bazı hakları var. O hakların da yerine getirilmesi gerekiyor. Nedir bu haklar? Özellikle buluğ ve rüşt çağına geldiği zaman çocuklarımızın ne gibi hakları var? İsim koyma, akika, süt emme, nafaka ve din eğitimi konusunda çocuklarımıza özellikle neler yapmamız gerekiyor? Bu akşam inşallah bu konuları ele alacağız. Program konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Orhan Çeker. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyisindir görüşmeyeli hocam. Elhamdülillah. Eyvallah. Sayın hocam geçtiğimiz 2 hafta önce, 15 gün önce. 15 gün önce bir programda İslam'da çocuk haklarına bir giriş yapmıştık ama Evet. buluğ ve rüşt çağında kalmıştık. Kalmıştık. Dilerseniz oradan devam edelim. Daha sonra ben Oradan sorularımı yönlendireyim. başlayalım, Buyurun. sonra haklarından devam Buyurun edelim. hocam. Daha önce ana karnındaki dönem, sonra temyiz öncesi, mümeyyiz olma çağı, İzin çağı vardı, mezun olma. Bunları anlattık. Şimdi buluğ çağına geldik. Şimdi buluğ iki yönlü düşünülüyor. Bir hakiki buluğ var, bir de hükmi buluğ var. Hükmi buluğ yaş ile olur, insanın yaşı ile olur. Hakiki buluğ da alametlerle olur. Tabii bu alametlerin kişiyi baliğ yapması için belli bir yaşta olması gerekir. Belli yaşın altında bu alametler görülürse hükümsüz olur. Belli yaşın üzerinde de görülürse yine hükümsüz olur. Çünkü yaş itibariyle hükmen baliğ olmuştur. Daha da hakiki baliğ olmasını beklemenin manası yoktur. İşte buluğ yaşı asgarisi kızlar için 9, oğlanlar için 12 yaş olarak tespit edilmiştir. Asgari ama değil mi hocam bu? Asgarisi. Tabi bu yaşlar 354 günlük seneye göre, kameri seneye göre hesap Evet. edilmelidir. Bu yaşlardan önce buluğa ait bir alamet görülürse o alamete itibar edilmez ve çocuk onunla buluğa ermiş sayılmaz. Şu önemli hocam herhalde. Özellikle hicri takvime göre mi Tabi hesaplanması tabi gerekiyor bunun? hicri kameri takvime göre. Kamer takvime göre. Kameri takvim. Şimdi kızlarda 9 dediğimize göre 9 yaşından önce mesela kız çocuğunda buluğ alameti görürse o alametle o çocuk baliğ olmaz. Çünkü asgari yaşa varmamıştır daha. Oğlan da 12 yaşından önce buluğ alametine benzer bir şeyler karşılaşsa buluğa erdi denmez o çocuğa. Fakat asgari yaştan sonra buluğ alametleri beklenir. Buluğ alameti bekleyen bu çocuğa mürahik, kız ise mürahika denir. Bunun Türkçesi delikanlıdır. Delikanlı. Ha. Delikanlı alamet beklemekte olan çocuk demektir. Tabii ki bu alameti gördüğü gün buluğa ermiş olur. Mesela diyelim ki kız çocuğu 13 yaşında buluğ alametiyle karşılaşsa ya da 12 yaşında her neyse Bu alametleri de biraz izah edersek hocam. izah edeceğim onları. Hemen o gün baliğ olur, 15 yaşını beklemez. Oğlan da mesela diyelim ki 13 yaşında ihtilam olsa bunları anlatacağım daha. Hemen o gün baliğ olur, 15 yaşını beklemez.
Diyelim ki alamet beklediler, beklediler. Alamet görülmedi ama 15 yaşını doldurdular. 15 yaşını doldurunca da hükmen baligh olurlar. Yani 15 yaş büyük çoğunluk müçtehitlerin kavline göre azami buluğ yaşıdır. Buluğun bir asgarisini söyledik, bir de azamisini söyledik. İmam-ı Azam ve İmam Malik sadece kendileri oğlanlar ve kızlar için daha ileri yaşları söylüyorlar. Mesela azami yaş İmam-ı Azam'a göre 17'dir kız için, 17 yaştır. Oğlan için 18 yaştır. Ama İmam-ı Azam ve İmam Malik'in görüşü bu konuda tutulmamış. Diğer Hanefi imamların ve diğer mezhepler görüşü ön plana çıkmıştır. 15 yaş. Zaten kitaplarda, ilmihallerde de hep 15 yaş söylenir. Çünkü tutulan görüş bu olmuştur, taraf bulan görüş bu olmuştur. Bu yaştan sonra artık alamet görülmese bile çocuk hükmen baligh olur. Alametler de iki kısma ayrılıyor. Bir, mezheplerin üzerinde ittifak ettikleri alametler var. Bir de ihtilaf ettikleri alametler var. Önce ihtilaf ettiklerini söyleyelim. İhtilaf ettikleri alametler ki tıpta buna sekonder buluğ alametleri deniyor. İkincil buluğ, evet. Buluğ alametleri. Mesela oğlanın yüzünün sakallanması, vücudunun belli yerlerde kıllanma olması, ses değişikliği ya da fiziksel bir takım bedeni değişiklikler buluğ alameti değil midir diye ihtilaf edilmiştir. Fakat Hanefilerde özellikle İmam-ı Azam ve İmam Malik'in İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'in görüşü ki tarafeyn diyorlar mezhep örfünde, mezhep kültüründe buna tarafeyn, bu iki imama tarafeyn diyorlar. Tarafeyn'in görüşüne göre buluğ alametleri değildir bu ikincil alametler. Fakat birincil olanlar üzerinde ittifak ettikleri alametler. Bütün mezhepler bu buluğ alametidir diyorlar. Bu da kendi içinde üçe ayrılıyor. Oğlanla ilgili olan alametler, kızla ilgili olanlar, bir de ortak olanlar. Oğlanla ilgili olanlar inzal dediğimiz, yani gündüz uyanıkken şehvetle boşalmak anlamına geliyor. Başka bir takım da alametler var da girmeyelim fazla. Kızda ise hayız olmak ve hamile kalmak. Buluğ alameti sayılıyor. Bir de ortak buluğ alameti var. O da ihtilamdır. İhtilam rüyada şehvet duyarak boşalmak demektir. Şimdi bunu söylediğimiz zaman kadınlar ihtilam olur mu diye soruyorlar. Zamanında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sormuşlar. Bir hanım sahabi, Ümmü Süleym ismindeki bir hanım sahabi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve ya Resulallah, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ Allah hakkı söylemekten çekinmez. Demiş ve yani mahrem bir şey soracağım, makul görün anlamında bir giriş yapmış. Arkasından kadın rüyasında ihtilam olduğu zaman gusül yapması gerekir mi? Soru bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ Evet, bu kadın ıslaklık görmüşse diye cevap vermiştir. Demek ki böyle durumlarda kadın ıslaklık görmüşse yıkanacak, değilse yıkanmasına gerek kalmayacaktır. İnzal dediğimiz uyanıkken şehvet duyup boşanmak erkeklere aittir. Bütün kitaplar böyle yazar. Ama son birkaç yıldan bu yana bayanlar da inzalı sormaya başladı. Onlara da Peygamberimizin ihtilam için verdiği cevabı veriyoruz. Hey neyse, bunu geçiyoruz. Yani şeriatlar olmaz yani tabii, bu noktalarda. Tabii. Evet. Bunun tabii ayrıntıları tabii, var ben tabii. Girmiyorum. Bunun için ilmihal kitaplarına bakabilirler seyircilerimiz. Ama ana hatlarıyla bu şekilde tabii, bilmek de lazım. Çok özet söyledim. Buluğ aslında İmam-ı Azam hariç diğer Hanefiler ve diğer imamlara göre tasarruf ehliyetinde bir değişiklik yapmaz. Yani buluğdan önce bir insan akil, mümeyyiz ise ama kendisine rüşt alametleri görülmedi ise buluğa ermekle reşit olmaz. Reşit olmak ayrı bir şeydir.
belli bir yaşı yoktur. Hı hı. İcabında kişi sakalından tutulabilir ama reşit olmayabilir demişlerdir. Evet. Rüşt ayrı bir şey, buluğ ayrı bir şeydir. Fakat İmam-ı Azam diyor ki, sadece tek İmam-ı Azam, tek başına diyor ki, kişi buluğdan önce akil ise, mümeyyiz ise, buluğa ermekle aynı zamanda reşit olur. Dolayısıyla üzerindeki bütün hacır, kısıtlılık durumu ortadan kalkar. Kendisi bütün tasarruflarda yetkili olur. Normal bir insan gibi artık değil mi tabii hocam? Tabii tabii. Evet, hareket edebilir. Ama diğerleri rüşt beklenir. Rüşte ererse mali tasarrufları geçerli olur diyorlar. İmam-ı Azam'ın şöyle bir ayrıntısı var. Ancak şunu da söyleyelim. Buluğa erdiği halde kendisine rüşt hali yoksa o kişiye sefih deniliyor. İsim olarak bu şekilde. Fıkıhtaki ismi sefihtir. Ve bu hal sefeh diye ifade edilir. Sefeh. Bunun rıstı, zıttı rüşttür. Sefihin rıstı, zıttı da reşittir. İmam-ı Azam diyor ki sefih kısıtlanmaz, hacır altına alınmaz diyor. Yani bütün tasarruflarında hürdür ve bütün tasarrufları geçerlidir. Ancak diyor, böyle malını biraz israf eder gibi bir durumu varsa, malı kendisine teslim edilmez. Malını hemen çarçur etmesin diye. 25 yaşına kadar malı kendisine verilmez diyor. 25 yaşına kadar. 25 yaşını doldurduğu zaman hala rüşt alametleri görülmese bile malları kendisine teslim edilir. Yaş sınırı o şekilde. 25. Ama dikkat edelim. İmam-ı Azam rüşt yaşı demiyor. Yeni yazılan bazı makalelerde görüyorum. İmam-ı Azam'a göre rüşt yaşı 25'tir diye. Öyle bir şey yok. Mallarının kendisine teslim edilme yaşıdır. Velhasıl neticede insan reşit oldu mu bütün tasarruflarda yetkilidir. Eyvallah. Biz ana karnından alarak çocuğun devrelerini böylece tamamlamış oluyoruz. Evet. Şimdi gelelim haklarına. Ne hakları ben var? Herhangi bir hakkı gözden kaçırmamak için kendime göre de bazı başlıklar sıralama aldım. Sıralama yaptınız. Ha. Sizde de kayıtlı. Evet. Önce sizdeki kayda göre gidelim. Önce ceninin hakları. Evet. Ana karnındaki çocuğun haklarını geçen programımızda 4-5 tane olarak söylemiştik. Şimdi bir ilavede bulunacağım. Ceninin kürtajı meselesi. Çok da önemli bir konu Türkiye aslında. Türkiye için evet. Çok büyük bir beladır bu. İstatistikler eğer doğru ise, birkaç yıl önceki istatistikleri söylüyorum. Yıllık Türkiye'de yıllık en az 500 bin kürtaj olayı. 500 bin. Evet. Tabii yarım ki milyon yasak, yani. Tabii ki yasaklandı bu. Daha fazla da diyen var da ben en azını söyledim. Yasaklandı bu. Yasaklanmasına rağmen acaba kökü kazınmış mı yoksa kaçak göçek yapılıyor mu bir bilgim yok. Ama sanıyorum %100 kazınmış değildir. Şimdi kürtaj bir defa cinayettir. Onu özellikle belirtelim. Kürtaj cinayettir yani. Bunun altını kesinlikle özellikle çizelim. Kesinlikle cinayettir. Ve kürtaj yaptıranlar kendileri ana karnında masum bir canlı bir bebek olsalardı kendilerinin şişlenerek ana karnındayken parça parça edilerek dışarıya parça parça alınmalarını isterler miydi? Empati yapalım değil mi hocam? Tabii. Yani? Kimse istemez. Öyleyse istemeyen bu insanlar niçin başka bir çocuğu parçalayarak alıyorlar? Tam tamına cinayettir bu. Şimdi çocuk düşürme ile ilgili, kürtajla ilgili bilgileri özetleyeyim. Tabii ki ana karnındaki çocuğun hali bilinmediği dönemlerdeki bilgileri ben aktaracağım. Yani mesela mezheplerin oluştuğu dönem. 1300-1400 sene önceye doğru gidelim. Mezheplerin görüşü şöyledir. Efendim Maliki ve Hanbelilerde hamileliğin 40'ından sonra almak caiz değildir. 40. günden sonra almak caiz değildir. Çünkü diyorlar 40'ından sonra canlanma olur veya teşekkülat tamamlanır öyle diyelim. Dolayısıyla bir insana benzeyen bir yapı meydana gelir.
henüz canlı olmasa bile. Dolayısıyla bunu almak caiz değildir diyorlar. Maliki ve Hanbeliler. Hanefiler diyorlar ki 120. günden önce alınabilir. Çünkü henüz ruh üflenmemiştir. Hı hı. Ve çocuk canlı değildir. Dolayısıyla insan bedeninden bir parça koparmak gibidir. Diyelim ki herhangi bir parçayı düşününüz, onun gibidir. Hı hı. Dolayısıyla bu caizdir gibi bir görüş var. Ama dikkat edin, bu üç görüşün üçü de çocuk canlı değildir bilgisine dayalı olarak verilmiş. Bu konuda en şiddetli mezhep İmam Şafii mezhebidir. Hatta İmam Gazali İhya Ulumuddin'in nikah bahsinin başında çok uzun yer verir. Hı hı. Ve bunun cinayet olduğunu işler. Şafii mezhebinde isterse bir günlük olsun bunu almak aldırmak cinayettir ve caiz değildir. Peki az önceki bilgileri sebebi bir daha söylüyorum. Böyle demeleri diğer mezheplerin ana kandaki canlının çocuğun canlanıp canlanmaması bilgisine göre söylemişlerdir. Ve ilk günlerde, ilk aylarda canlı değildir. Onun için alınabilir görüşünü söylemişlerdir. Ama şimdi tıp dünyası diyor ki ilk günden itibaren canlıdır. Oo. Ve insan olma yolunda çok hızlı hareket ediyor. Hmm. Çok hızlı gerçekten. Mikroskobik bir hücre 9 ay sonra tam tamına bir insan oluyor. Hmm. Çok büyük bir gelişme, hızlı bir gelişme oluyor. Dolayısıyla kaç günlük olursa olsun bu cenini ana karnından parçalayıp almak canlı bir insanı parçalamak, öldürmek gibidir. Şimdiki tıbbın söylediği, evet, bu. Dolayısıyla şimdiki tıbbın söylediğiyle Şafii mezhebinin görüşü örtüşmektedir bu durumda. Bize geldikleri zaman, sordukları zaman ki çok soruluyor. Biz diyoruz ki sakın ha ellemeyin, cinayet olur. Kimileri de şöyle söylüyor. Efendim çocuğun ana karnında sakat olduğu, engelli olduğu, hı hı, tespit, hı, edildi. Doktorlar bunu alalım, aldıralım diyorlar. Ya böyle de geliyorlar yani. Bayağı, evet, böyle çok soruluyor. Ama öte yandan cahilane yapılanlar da var. Efendim iki tane çocuğum var, üçüncüyü ben ne yapayım deyip üçüncüyü aldıranlar var. Yani keyfi mesela, değil mi hocam? Keyfi isteyenler keyfi, de çok. Keyfi de var. Hatta bir örnek, bunda benim bildiğim çok örnek var. Birisinin örneğini söyleyeyim. Tabii hocam. Hamile bir hanım, kız kardeşi, çocuğu yok. Evet. Demiş ki ileride bu çocuğu bana evlatlık ver. Hmm. Bunlar namazda, niyazda hanımlar, dikkat edin, ikisi de. Evet. Bu hamile kadın kız kardeşine diyor ki sen bana bu teklifi nasıl yaparsın? Sen misin bu teklifi bana yapan? Ve gidip erkek doktora o çocuğu aldırıyor. Allah Allah. Bu bildiğim örnektir yani. Daha neler neler. Neler neler. Şimdi biz ana karnında engelli bile olsa aldırılmasına karşı çıkıyoruz. Engelli bile olsa? Bile olsa. Hmm. Bunun da çok örneği var. Bir tanesini söyleyeceğim. Bir ara yazın fakülte odasında oturuyordum. 3 tane hanım geldi. Birisi dedi ki ben hamileyim, 4 aylık hamileyim dedi. Daha önce bir çocuğum oldu ve doğduğu gün öldü dedi. 9 ve 10 ayrı yerde tetkik yaptırdık. Şimdiki cenin olan çocuğum da aynı hastalıkla mağlul imiş. Kafasının içinde su, beyin oluşmamış, su dolu. Ya ana karnında ölür ya da doğduğu gün ölür önceki gibi. Dediler. Demişler. 9-10 yerdeki tetkik aynı şeyi söylemiş. Ve bir daha da çocuğum olmayacakmış. Böyle kritik bir şey, ha, yani. Tabii. Bilgi. Herkes aldıralım, alalım. Bir daha da çocuğu olmayınca herhalde bir de bu hocaya soralım dediler, tahmin ediyorum. Bana uğradılar. Ben bunlara tevbe istiğfardan bir mukaddime yaptım. Dedim ki çocuk ana kanında kendisi ölecekse siz öldürmeyin, kendi ölsün dedim ya. Niye günahına gireceksiniz? Dua edin inşallah sağlam, sapasağlam çıkar gelir dedim. Şimdi o çocuk sanıyorum 19-20 yaşlarında, hiç kusuru olmayan bir oğlan çocuğu. Allah Allah, Allah Allah. Hiç, bak.
bu çocuk. Neyse, bunun gibi daha örnek çok. Kürtaj bir cinayettir. Bunun bir mazereti yoktur. Hatta annenin hayatı, sağlık sorunu varsa aldırılabilir görüşleri var. O da yanlıştır. Hı hı. O da yeni söylenen. Söyleyelim. Evet. Yeni söylenen. Eski kitaplar bunu söylemiyor. Yani anne hayatı sıkıntıya girecek. Tabii tabii yenidir. Diye. Evet. Hatta benim adıma yayınlanan bir makalede bile bunu sokuşturmuşlar. Yani sizin benim yazdığım yayınlandıktan sonra gördüm. Allah haberiniz yok ama. Tabii altında ismimi gördükleri zaman bak hoca ne konuşuyor ne yazmış derler. Ya. Onu ben yazmadım. Evet, onu da buradan söyleyelim. Bunu da söylemiş olalım. Hatta kaynağı da söyleyeyim canım. Tabii söyleyeyim. Diyanet Ansiklopedisi çocuk düşürme maddesi. Ama sizin o konuda şeyiniz yok. Yok, caiz değil. Caiz değil. Bütün kitaplar caiz değil. Annenin sağlık durumu çocuğun aldırılması için sebep değil. Hı hı. Bunu da düzeltmiş olalım yani. Tabii burada. Düzeltmiş olalım böyle. Eyvallah. Velhasıl Kürtaj toplumumuzda bir bela. Hı hı. Bunu cinayet olarak görüyoruz. Kimse buna teşebbüs etmesin. Eyvallah. Peki. Sayın hocam diğer haklarına geçeceğiz ama bir kısa reklam aramıza müsaadenizle. Biz bir hafta daha sarkıtırız bilmiyorum. Eyvallah Sayın hocam bir reklam aramıza müsaadenizle. Peki. Değerli izleyicilerimiz kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyicilerimiz Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. Konumuz İslam'da çocuk haklarıydı. Oradan devam edeceğiz inşallah. Evet. Özellikle anne baba adaylarını bu programa izlemeyi davet ediyorum. Çünkü özellikle hani isim koymayla ilgili meseleler var. Günümüzde maalesef farklı farklı çocuklara isimler koyuyorlar. Bununla ilgili bu programı izlemelerini tavsiye ediyorum. Evet, evet Sayın Hocam isim koyma denilince evet. Çocuğun nasıl bir hakkı var isim oraya konusunda? Oraya geliyoruz. Şimdi psikolojik açıdan da ismin kişinin şahsiyetinin oluşmasında etkisinin olduğunu söylerler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukların isminin güzel konulmasını çünkü ahirette de o isimde anılacaklarını söyler. Evet. Yani bir insan ahirette hangi isimle anılmayı istiyorsa çocuğunun hangi isimle anılmasını istiyorsa o ismi koyması Peygamberimizin tavsiyesi emridir. Bundan dolayı ümmeti Muhammed öteden beri daha çok Kur'an'da geçen isimleri seçmede gayret göstermiş. Peygamberimizin tavsiyesine uygun isimler seçmeye çalışmış. Bir defa Allah'ın isimlerinden Allah ismi, Rahman ismi, Halik, yaratıcı ismi gibi Allah'a mahsus olan isimler konulamaz. Bu çocuğa böyle isimler konulamaz ama başına abd kelimesi getirilerek kulu, Abdullah, Abdurrahman, Abdülhalik gibi başına abd ismi Allah'ın kulu, Rahman'ın kulu gibi bir ekleme yapılarak verilebilir. Bunlar güzel isimler. Artı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber isimleriyle isim koymayı tavsiye ediyor. Musa, İsa, İbrahim, İshak, İsmail mesela, Harun, Adem, Nuh gibi peygamber isimleri ile isimlendirilmesini tavsiye ediyor. Bu. Bir başka konu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk Müslüman olanlara sorduğu bazı sorulardan bir tanesi ismin nedir diye sorardı. İsmi kaba saba bir isimse peygamberimiz ismini değiştiriyordu. Mesela diyelim ki birisi okuduğumuz örneklerden vereyim. Mesela değil de gerçek örnek. Adın ne? Adım harp demiş adam. Savaş yani. Bu kaba saba isimleri değiştirmiş. Sen savaş değilsin. Sen mülayim bir adamsın diye daha mülayim bir isim koymuş. Yani sertliği ifade eden isimleri de koydurmamış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya bugün de koyduruyor olacağım. İşte savaş başka, isminde çok çocuk ismi var. Neyse ben kitaplardan okuduğumu söyleyeyim de. Yani değişmesi isteyen, gerekiyor. İsteyen ibret alır. Tabii. Bir başkası mesela adın ne? Adım Mürre demiş. Mürre acı demektir. Hmm. Ot acısı demektir. Ya sen acı değilsin demiş ya. Bunu değiştirmiştir. Veya senin adın ne? Gurab demiş adam. Karga. Ya karga olamazsın. İsmini değiştirmiş. Böyle kaba saba
efendim çirkin bir mana ifade eden isimleri de Peygamberimiz değiştirmiştir. Şimdi bunun neticesinde bize bir kültür yerleşiyor ve isim verirken Peygamberimizin tavsiyesine uygun olarak bir isim vermemiz fikri oluşuyor. Zaten ümmeti Muhammed'de bu oluşmuştur. Bundan şunu da anlıyoruz ki tarihte küfrü ile, vahşeti ile, efendim imansızlığı, dinsizliği ile meşhur olan bir isim varsa atalarımızdan da olsa onu vermemiz caiz değildir. Hani baba ismi, dede ismi koymak adettendir ya. Ama diyelim ki dedemiz Müslüman değil, gayrimüslim. Hem de zorba, zalim bir insan. Bu ismi koymamız caiz değildir. Bir örnek vereyim. Birisi kendi çocuğuna Nemrut ismini vermeyi dillendirmişti. Allah Allah. Niye? Nemrut Mezopotamyalı. Bu da kendisinin Mezopotamya'dan geldiğini filan, o oranın göçmeni olduğunu düşünüyor veya öyle biliyor. Atalarımızda Nemrut, ya Nemrut Allah'ın düşmanı, kafir. Bu isimlerden de uzak duracağız. Bir isim, bakıyorum adını Saddam koymuş. Saddam ismi. Ya Saddam'ı ben çok iyi bilirim. Bir defa diyelim ki kafatasçı Arapların dışında herkesin inim inim inlediği, herkesin inim inim inlettiği bir insandı. Neyse o tarafı bırakalım. Ben mesela bazı isimlere hayret ediyorum. Halk arasında nasıl yaygınlaşmış diye. Bir tanesi Cengiz ismidir. Cengiz, evet. Cengiz Moğol'dur yani. Bunu Türklükle de Müslümanlıkla da ilgisi yoktur. Hatta Cengiz Han koyanlar da tabii, var. Tabii. Tam ismini. Bir defa kafir bir insan. Evet. Üstelik vahşi bir insan. Evet. Tarihte vahşetiyle bilinen 2-3 isim söyleseniz birisi Cengiz Han'dır. Bir numarada o vardır herhalde. Yani ne kadar Türk dünyası varsa, ne kadar Müslüman dünyası varsa silindir gibi ezmiş geçmiş. Silindir. Yani o vahşet Anadolu'da bile. Konya'da pek yapmamış. O zaman Hazreti Mevlana biraz bürokratik girişimlerde bulunmuş. Neyse. Konya'da yapmamış ama diyelim ki mesela Sivas'ta yapmış. Birçok ilde yapmış, evet. Evet, tabii hocam. Birçok yerde yapmıştır. Yani silindir neyse o. Vahşet. Mesela Bağdat'ta kitapları hep Dicle'ye atıyor. Günlerce mürekkep attığı söyleniyor. Tabii. Yani bir insan hadi diyelim karşısına çıkan askerleri öldürür. Hadi tamam. Sen kitaplardan ne istiyorsun ya? Kitaplar niye atıyorsun sen? Bir sebebi var mı? Cahil cühela. Bu kadar vahşi, bu kadar dinsiz bir insanın isminin bizim toplumda yaygınlaşmasını ben tuhaf görüyorum. Açık. Mesela onun oğlu, onun ismi aslında Timuçin'dir yani. Evet, Timuçin. Timuçin. Orijinal ismi Timuçin. O da tuhafıma gidiyor. Timuçin koyanlar da var aslında. Var. Veya Batuhan, onun oğludur, o da kafirdir yani. Onun bir oğlu da Berke'dir, sonra da Müslüman olmuştur. Hadi ona tamam, bir şey demiyoruz. Berke'ye hadi bir şey demeyelim. Bir şey demiyoruz. Ama öbürleri gerçekten tuhafıma gidiyorum. Çocuğun adını Firavun koymuşsun. bir Mısırlı'ya sorsan. Ebu Cehil koymuşsun, Firavun şimdi, koymuşsun, Nemrut koymuşsun. Israrla mesela şeyde, ırkçı bir Mısırlı'ya sorsan belki Firavun'u koyuyordur. Ya da Firavun isimlerinden birini koyuyordur. Ki ben otellerde falan gördüm. Ramses, Mamses falan değil mi hocam? Ramses neyse yani. Koyan olmuştur. O ne kadar tuhafsa bu da böyle tuhaftır yani. Velhasıl atalarımızdan isim koyacaksak Müslüman olduğuna Müslüman atalarımızdan koymaya dikkat edeceğiz. Böyle gayrimüslimliği, vahşeti ifade edecek isimlerden uzak duracağız. Yani çocuklarımıza güzel bir isim koymak çocuklarımızın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Hakkıdır. Ve sirayet ediyor değil mi hocam? Yani ruhuna, tabii, şahsiyetine, tabii, isim kimliğine sirayet isim sirayet ediyor. Bu arada Kur'an'dan isim koyacağım derken tuhaflıklar da görüyoruz. Mesela aynı Aleyna ismi. Aleyna'nın hiçbir manası yok. O da çok meşhur oldu son zamanlarda. Ve Ecrin ismi. Ecrin. Ecir kelimesi var da Ecir. Ecrin diye bir isim. Yok. Nuran da öyledir. Aslında bunun adı Nur'dur. O an cümle içerisindeki aldığı ektir. Tabii ama Kur'an'da geçiyor hocam.
Veya Nasi ismi. Kul auzu bi rabbin nasi'deki Nasi'yi koymuş adam. Ya bunun bir manası yok. Dolayısıyla Kur'an'dan veya sünnetten bir isim konacaksa da bilenlerle istişare etmelerini özellikle hatırlatıyoruz. Hani bir filmde diyorlar ya hocam, Oğuz ismini koymuş. Diyor hocam, Oğuz Kur'an'da var. Kur'an'da var. Nerede? Oğuz billahi minne şeytanir racim var. Şimdi hakikaten insanlar isim koyarken evet. bir bakması lazım. Tabii ki. Çocuğuna yakışır ve ahirette, kıyamette böyle tabii. Efendimizin huzuruna çıktığında tabii. kötü olmayacak bir isim koyması tabii. lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insan isimleri de veriyor mesela. Değil Salih. Mi? Salih insanların Hı-hı. isimlerini veriyor. Peygamberimizin koyduğu isimler var mesela. Ne kadar güzel. Ve geniş yani aslında isim şeyimiz, yelpazemiz hocam. Geniş. Geniş. Ama son zamanlarda evet. gerek biraz cehaletten veya biraz da bilmem başka duygusal şeylerden olmadık isimler konuyor. Onu da geçiyoruz. Bir başka hakkı çocuğun akikası. Çocuk adına kesilecek, çocuk doğduğu için Allah adına kesilecek kurban. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine tavsiyesidir. Çocuğun 7. günü ya da 14. günü. Saçı tıraş edilir ve saçının ağırlığınca sadaka verilir. Ağırlığınca. Tabii insan götürüp belki tartamaz ama tahmini bir sadaka verecektir. Tıraş olmak, ben dinimizdeki bütün tıraşları göz önünde alıyorum. Tıraş olmak sıkıntılardan kurtulmayı ifade ediyor. Ne güzel hocam, ne tabii. güzel. Bir de şimdi, demek ki çocuk yani, sıkıntı çekiyor. Tabii. Şimdi de saç uzatma adeti çıktı hocam gençlerde o, özellikle. O ayrı bir konu. Evet. Bu doğumdan sonra yapılacak yok, şey. Yok yani buna getireceğim aslında tabii, tıraş tabii. olmak rahatlatıyor yani insan tabii. erkek çocuklarını. Şimdi çocuğun doğumunda veya başka zamanlarda tıraş olmak sıkıntılardan kurtulmayı ifade ediyor. Örnekler vereyim. Biraz sonra akikada da anlatacağım. Çocuk demek ki doğduktan sonra sıkıntı çekiyor. Manevi bir sıkıntısı var ki Peygamberimiz o sıkıntının gitmiş olması anlamına, atlatılmış olması anlamına tıraşı söylüyor. Mesela hac ya da umreden sonra tıraş oluyoruz ve tıraşla ihramdan çıkmış oluyoruz. Tıraş olmadan ihram yasakları devam ediyor. Evet, hatta ayet var değil mi hocam? Tabii ayet de var. Şimdi bu tıraş diyelim ki eski şartlarda bir hacı düşünün. Şimdi bile çok zordur yani. Eski şartlarda kat kat daha fazla zordu. Günlerce mesela ihramdasın. Belki banyo imkanı şimdi var ama o zamanlar yoktu. Sonra o kadar mesafeyi yayan gidip geleceksin. Sıcak, terliyorsun, şu bu meşakkat. Haccın ağırlık kısmını bitirince tıraş oluyorsun. Sıkıntılardan kurtuluyorsun. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze evi 3. günden sonra taziye, başsağlığı dilekleri dilendikten sonra 3. günü dolduktan sonra berber çağırtırmış ve Hazreti Cafer'in muteşehididir. Çocuklarının başını tıraş ettirmiştir. Artık yas tutmak yoktur demiştir. Mesela. Bütün bunları topladığımız zaman tıraş olmak sıkıntıların atlatılması anlamına geliyor. Amin. Tıraş olurken de ihramdan çıkarken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 defa kazıtmanın daha efdal olduğunu erkekler için ya Resulallah kısaltana yok mu filan diye sormalar üzerine Allah Teala kısaltanlara da Allah merhamet eylesin demiştir. Ama ondan önce 3 defa Allah kazıtanlara merhamet eylesin demiştir. Asıl olan o olması lazım. Tabii. Yani. Bizim Türk hacıları genelde kısaltırlar. Herhalde biraz karizmaya dokunmasın öyle, diye. Biz de öyle yaptık hocam. Fakat diğer ülkelerden gelenlere bakıyoruz. Caz çarlok çıkarıyor. Ben de ömrümde ilk defa usturaya kafayı vurdurdum. O da ihramdan çıkarken idi. 3 gün önce bir 3 numarayı vurdurdum. Buradan da bir permatik götürmüştüm. Orada permatikle caz çarlok çıkardık. Oldunuz. Ondan sonra takkeyi zemzemle yıkıyordum. Soğuk zemzem. Islakta geçiriyordum kafama. Rahat... 2 saat kafamda evet. serin yel esiyordu yani. Rahatlamıştınız çok, yani. Çok hem de nasıl. Bir de tabii bu pandemide içeriye kapanmışken bir de böyle yapalım dedik. Evet. Evet.
Hocam Şimdi peki hakikat dedik ya, hani hakikaya mesela geleceğim şimdi. çocuklar hani Şimdi geliyorum. küçükken olmadı ama atıyorum 14 Dur, yaşında, 12 şimdi yaşında. Tamam, söyleyeceğim. buyurun. Tıraşı öne aldık. 7. günü ya da 14. günü bilemedin, 21. günü bir de kurban kesilir. Oğlanlar için 2 kurban, kızlar için 1 kurban geçiyor ama uygulama bir kurbanla da yetinilmiş. Yani hangi çocuk olursa olsun bir kurban kesildiği de, hatta örf bu şekilde olmuştur. Eskiden tabii bu hiç bilinmiyordu. Şimdilerde soruluyor. Demek ki artık millet öğrendi, yapıyor demek ki. Hatta Hanefi mezhebi diyor ki ileri yaşlarda bile eğer insan kendi akikası kesilmediyse kesebilir diyor. Dolayısıyla herkes, imkanı olanlar, evin çocukları için kesmedilerse ya da kendileri için kesilmediyse bunu belli bir periyotla kestirip hem kendileri yiyebilirler hem de fakirleri düşünmeleri gerekir. Dağıtılır Allah rızası için. Bu sadaka, az bir sadaka bile bela hedef eder. Defeder, Ha. evet. Bu böyle. Bir de Ahmet bin Hanbel'in bir görüşü var. Hatta ceninle ilgili bir şey unuttum. Ahmet bin Hanbel derken aklıma geldi. Bana unutturma bir Tamam zahmet. hocam. Ahmet bin Hanbel'in bir görüşü var. Diyor ki çocuğun akikası kesilmedi ise ve o çocuk arkasından öldü ise o çocuk anne babasına şefaatçi olmayacaktır. Allah Allah, E o tabi, derece yani. tabi ki. Şimdi hadis-i şeriflere bakıyorum, sanki onu dediğini işaret ediyor. Çünkü hadis-i şerif diyor ki kullu mevludin rehinetun bi hakikatihi fe ehriku anhu demen ve emitu anhu el eza. Bakın hadis-i şerif böyle. Her doğan çocuk akikasına ipoteklidir, rehinlidir. Rehin nedir? Bir malı rehin verdiğin zaman üzerinde Tabii. tasarrufta bulunamıyorsun. Satamıyorsun, edemiyorsun. O mal senin için yok hükmündedir yani. Hareketsiz bir şeydir. E çocuk hareketsiz bir şey olunca şefaat edemeyecek olur. Öyle ya. Uyuyor yani şeye. Ondan sonra diyor Peygamberimiz onun adına bir kan akıtın ve ondan eziyeti giderin diyor. Demek ki çocuk kurbanı kesilmediği zaman eziyet içerisinde. Kesmeyenler hemen kessin o zaman, söylüyorum Sıkıntıdadır hocam. yani. Evet. Kurbanı kestik mi bir de tıraş ettik mi sıkıntısı geçiyor. Sıkıntısı geçiyor. Bu nasıl sıkıntı da efendim diyebilirsin. Bu elbette maddi bir sıkıntı değildir. Manevi bir sıkıntıdır bu. Peygamberimiz böyle demişse, böyle diyorsa Amenna diyeceğiz. bitti. Bitmiştir. Semi'na ve ata'na diyeceğiz. İş bitmiştir. O zaman izleyicilerimize Onun duyuralım. için Akika kesmeyenler mutlaka kessinler. kessinler ve kendileri için kesilmediyse de onu da Kessinler. unutmasınlar, Eyvallah. kessinler. Unuttuğum şeyi şimdi hatırladım. Ahmet zaman zaman şeyde soruluyor, Ramazan'da soruluyor. Hamile kadın fitresi verileceği zaman henüz dünyaya getirmediği çocuğu için de fitre vermesi gerekir mi? Sadaka-i fıtır. Ahmet bin Hanbel verilmesi gerektiği görüşündedir. Daha çocuk dünyaya gelmemiş ana karnında fitresini verilmesi gerekir diyor fitresinin. Diğer mezhepler de fitresinin verilmesine karşı çıkmıyorlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Hamile hanımlar Ramazan'da sadakayı fıtırları verilirken henüz doğurmadıkları, dünyaya getirmedikleri çocuğun da fitresini versinler. Bunu da Bu şimdiden sağlık söyleyeyim. sıhhat açısından iyidir. Allah'ın rızasını celbetme vesilesidir. İyi olur. Bunu da hatırlatmış olalım. Amin. Şimdi gelelim diğer haklarına. Çocuğun süt emme hakkı var. Öyle ya. Ortalama 2 yaş 24 aydır süt hakkı. Tabii ki ana baba karşılıklı rıza ile ve gerekiyorsa daha erkenden de sütten kesebilirler. 2 yaş dolduğu halde çocuk hala emmiyorsa da bir sakıncası yok. Hatta geçen de biri bir soru sormuş. Ben 2 yaşı doldu benim çocuk hala emiyor. Çevreden demişler ki 2 yaş dolduktan sonra emzirirsen o süt o çocuğa haram olur diye. Soruyor haram olur mu diye. Haram olma durumu diye bir şey yok. Ortalama hakkı 2 yaşa kadar emmesidir. Şimdi bu çocuk emme deyince son zamanlarda belki de bir asra yakın biz Batı dünyasına karşı bir yalan söylemişiz. Bir yalan söylemişiz. Neymiş o yalan? Batı dünyası bize
kadın hakları diye hücum etmiş. Hı hı. Sizde kadın hakkı yok, kadını adam yerine koymuyorsunuz falan filan, adam insan saymıyorsunuz, yarım görüyorsunuz filan gibi hücum etmişler bizimkilere. Bizimkiler de galiba cevap verememişler ve demişler ki bizde kadın çocuğunu emzirmek zorunda bile değil. Bu kadar hakkı var. Ama yalan. Bu yalanı söylemişiz. Evet. Hala da söylüyorlar. Anne kendi çocuğunu emzirmek zorundadır. Altını çizerek söyleyelim. Zorundadır. Şimdi ben fıkhın bütün ilkelerini düşünerek, tabii ayet ve hadis de düşünerek bunu söylüyorum. Hatta bir ara bir yerde bu gündeme geldi de adamın birisi böyle isyan eder gibi dedi. Çocuğu kadın emzirmeyecek de ben mi emzireceğim dedi. Erkek söyledi bunu. Cevaben dediler ki ücretle babası başkasını emzirsin. E peki o başkası kadın değil mi? Onun değil hakkı yani, yok o da, mu? O da var yani. Şimdi başka bir yanlışlık yapılıyor evet. Yani. Neticede doğrusunu söyleyecek olursak kadın çocuğunu emzirmek göreviyle görevlidir. Ancak şurada ihtilaf var. Kadın çocuğunu emzirmediği zaman kocası resmi makamlara müracaat ederek zor uygulayabilir mi? Fıkhen bu mümkün mü? Tabii. Hanefi mezhebi bu iş mahkemelik bir iş değil. Aile içerisinde halledilir. Dolayısıyla böyle bir mahkemeye müracaat hakkı yok der. Maliki mezhebi madem ki hakkıdır ve yerine gelmiyorsa resmi güç kullanılarak yerine getirilir görüşündedir. Maliki mezhebi. Şimdi aile içerisinde tabii bazı şeyler halledilecekse, halledilmesi gerekirken dışarıya taşınılması istenmez. Onun için de zaten boşanma hadisesi mahkemeye gitmeden önce iki aile arasında hakeme müracaat edilmesi emri var Kur'an'da. Kur'an'da bu emir var. Hakemlere bir götürün. Neyse, şimdi niçin zorundadır diye sorarsanız, İslam hukukunda şöyle bir ilke var. Bir insan zaten yapmak zorunda olduğu bir konuda ücret isteyemez. Görevi yani zaten. Tabii. Mesela 5 vakit namaz bizim görevimiz. Hı hı. Ben 5 vakit namaz kıldım diye birinden para isteyemem. Zaten görevim benim. Şimdi soru sorayım. Şimdiye kadar hiç duydunuz mu? Kadın kendi evinde kocasıyla beraber huzurlu yaşıyorken çocuğunu emzirdiği için kocasından ücret isteyen. Ben hiç duymadım duydunuz hocam mu? Ben duymadım ama. Yok, hiçbir kitapta yok. Niye? Zaten kadın görebilir de onun için. Ne zamana kadar görevidir? Evlilik devam ettiği sürece görevidir. Evlilik sona ermiş de kadın iddet bekliyorsa ki iddet ortalama 2,5-3 aydır. Bu iddet içerisinde de emzirir. Yine görevidir. İddet bitti, artık emzirme görevi yok. Diyelim ki çocuk başka hiçbir kadının memesini kabul etmedi. İlla annesininkini kabul ediyorsa bu durumda da kadın kendi çocuğunu emzirmek zorundadır ama ücret alır. Niye? Çünkü buradaki zorunluluk hukuki bir zorunluluk değil, biyolojik bir zorunluluktur. Anlaşıldı mı? Ücret olayı alır. O anlamda bakmak tabii, lazım. Tabii ayet-i kerimede ücretini de verin denilen işte burasıdır. Veya başkasına emzirtildiyse ücretle emzirtilebilir. Bu. Bir de başkasına emzirtiliyorsa ücret çocuğun babasına aittir. Çünkü nafakasıdır bu. Nafaka da babaya aittir. Annenin nafaka mecburiyeti yok. Şimdi bir de şu var. Herhalde vakit epey ilerledi. Ama biz yine anlatmak zorundayız. Tabii hocam buyurun ben işaret edeceğim. Bir de şu var. Dinimizde bir de hukuk bir ucubeden bahsedeceğim biraz sonra. Yasalara girmiş bir ucubeden bahsedeceğim. Bir reklam aramız var ama hocam dilerseniz. Öyle mi? Evet, peki. Kısa peki. Bir reklam aramız reklamdan daha var. Reklamdan sonra olur. Konuyu bölmeyelim. Ondan tamam. Sonra devam edelim tamam, inşallah. Olur. Değerli izleyiciler biz bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızla birlikteliğimiz devam ediyor. İslam'da çocuk hakları konusunu konuşuyorduk. Oradan devam edeceğiz. Evet Sayın Hocam. Evet, süt emzirme ve akrabalığından bahsediyorduk. Malumun
zaten toplum da bunu az çok biliyor. Bir kadın başka bir çocuğu emzirdiği zaman arada akrabalık meydana geliyor. Sadece bu çocukla kadın arasında değil, bu çocukla kadının kocası arasında da akrabalık meydana gelir. Yani bu emen çocuk o ailenin bir çocuğu gibi çocuğu olur. Dolayısıyla o ailenin diğer çocukları bunun kardeşi gibi olur. Efendim bu ailenin anne babaları, bunların dedesi, ninesi falan olur her neyse. Yani süt kan gibi oluyor değil mi hocam aslında? Aynen orada bir çocuk gibi oluyor. Evet. Ona göre tabii akrabalık meydana geliyor. Fakat bu akrabalık sadece evlilik konusundadır. Yoksa nafaka ya da miras konusunda etkisi yoktur. Evet. Sadece evlenme konusundadır. Bu zaten biliniyor. Şimdi medeni kanunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz medeni kanun 1926'da bir bütün olarak mecliste oylandı. Yani bir kanun çıkacağı zaman kelime kelime okunur mecliste. İtirazlar, tasihler, düzeltmeler yapılır, son şekli verilir ve öyle çıkar. Madde madde, cümle cümle okunur. 1926'da böyle yapılmamış. Diyelim 900 maddelik bir medeni kanun kitap olarak getirilmiş. İşte bu kitabı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Tabii daha önce de tehdit edilmiş yani kabul edilecek bu diye. Öyle ki medeni kanunu tercüme ederken öyle acele etmişler ki İsviçre medeni kanunu bölüm bölüm Fransızca bilenlere şey yapılmış. Tercüme ettirmişler. O dili bilenlere tercüme ettirilmiş. Dolayısıyla bir bölümün üslubuyla öbür bölüm birbirini tutmaz olmuş. Tutmuyor. Şimdi bu evlilik manileri maddesine gelince 92 ve 112. maddeler. Bende o 26 baskı Osmanlıca şey var, medeni kanun var. Aşağıdaki hallerde evlilik memnudur diyor. Üçüncü fıkrasında diyelim, süt ana ve süt kardeşler arasında diyor. Evlilik yasaktır. Yasaktır, memnun yasaktır. Tercüme eden bunu eklemiş. Yani İsviçre'dekinde yok ya, burası Müslüman, bu kadar yaygın, eklemiş. Tabii yayınlanmış gitmiş bu şey. Resmi gazetede de yayınlanmış yani. Neyse. Sonradan borçlar kanunu tabii meclise gelmiş. Aynı usul. O borçlar kanunu matbaada dizilirken oraya bir doğru yanlış cetveli eklenmiş. Hata savap cetveli. Ve o listede medeni kanundaki 92 ve 112. maddelerde o hataen süt akrabaları çıkmıştır diye de bir hatalar listesine alınmış. Tabii bu arada 439. madde galiba, yanlış hatırlamıyorsam, ölünün çocukları varken ana babası da varsa ana babasına da miras hakkı tanımış İslam'daki gibi. Bu ikisi meclisten geçmesine rağmen ve ilan edilmesine rağmen, matbaada da basılmasına rağmen, kitap olarak dağıtılmasına rağmen bir gün dahi yürürlüğe girmeden kaldırılmıştır. Yani meclisten çıkan kanun matbaada silinmiştir. Bunu tabii hukuk talebelerine bir zamanlar söylediğim zaman inanamadılar. Olmaz öyle dediler. Ama olmuş. Vallahi gidin araştırın. Bu böyle. Ne zaman ki 2001'de miydi neydi yeni medeni kanun yapıldı, hiç değilse usulen düzeltilmiş oldu. O zamana kadar 26'dan 2001'e kadar bu skandal vardı. Böyle bir hukuk ucubesiyle yaşandı yani. Evet ve şimdi yeni bir anayasa hani gündeme geliyor son zamanlarda. Şimdi da bu anayasada yer almaz da ona dayalı bir medeni kanun yapılırsa tabii o zaman onunla düşünürüz. Birlikte yeni bir medeni kanunun bu ülkeye kesinlikle ihtiyacı bir var. Zamanlar, bir zamanlar benden bu belgeler istendi ama bir zamanlar. Kaç yıl önceydi bilemiyorum. Ben de gönderdim. Ama ne oldu bilmiyorum. Yani şunu hani bir parantez içinde söyleyelim. Tabii, i̇şte az önce dediğiniz Diyanet'ten gibi istendi ancak ama onu söyleyeyim. Tabii İsviçre Diyanet'in istendi bu. İsviçre Medeni Kanunu işte dediğiniz gibi parça parça gelmiş. Evet. Acayip bir şekilde girmiş. Sonra şimdi İstanbul Sözleşmesi, yeni medeni, yani bunların hepsini şöyle bir bertaraf edilip atılması ve gerçekten bu
Türkiye toplumuna uygun, Müslüman toplumuna uygun, neyse, medeni büyüklerimiz kanunu bilir deyip istiyoruz geçeceğiz diye parantez kapattım hocam. Tamam. Şimdi gelelim çocuğun bir başka hakkı, nafaka hakkı. Ha, sünnet ettirme hakkı oğlanlar için. Sünnet ettirme hakkı. Tabii, tabii ki. Bu sünnet sünnet ettirme hakkıdır. Sünnet deyip geçmeyin. Türkiye için bu problem değil ama Afrika'daki ülkelere gidip efendim bir de sünnetle uğraşanların anlattıklarını duyuyoruz. Gerçekten ciddi bir problemmiş. Mesela bir dostumuz geçen de Çat ülkesine gitti. 1180 çocuk sünnet etti geldi 8-10 günde. Orada bir sünnet 40 dolarmış. Pahalı da hocam ya. E tabii. Adam günlük bir dolara çalışıyor zaten. Dolayısıyla bir sünnet yapmak büyük bir hediye orada. Hele bir de 3-5 dolar harçlık verdin mi oho, o zevkinden 8 köşk oluyor. İmkan bulamayıp da sünnet olamayan ileri yaşlarda bir sürü çocuk geliyor ve sünnet ediyoruz dediler. Büyük bir şey. Sünnet kısacası erkek çocukların o anne baba üzerindeki haklarındandır. Bunu da zaten... Zaman var mı hocam bu sünnette? Çocuklar kaç yaşlarında olması en eftal yerde var mı? Bir yaş söylenmiyor tamam ama küçük yaşlarda yapılması böyle henüz mahrem konusunda utanacak bir yaşa gelmeden yapılması tavsiye edilir. Evet. Eyvallah. Ondan sonra nafakası. Kısaca kestirelim. Çocuğun nafakası babasına aittir. Anasına ait değildir. Ana nafakayla yükümlü değil. Nafakanın tamamen karşılanması babaya aittir. Onu da böyle kısaca kesmiş olalım. Şimdi dini gelelim. Eğitim. Biraz uzatacağım. Çocuğun dini eğitime bundan sonra geleceğim. Önce bir dinini halledelim. Tabii. Çocuk hangi dindendir? Biliyorsunuz bloğdan önce bir kişinin filan dindendir diye diyelim ki kendi beyanları geçerli olmadığı için yani zahiren bir hüküm veremezsiniz ama hükmen bir hüküm veriyorsunuz. O da nedir? Anne baba Müslümansa çocuk Müslümandır. Amenna. Onda bir sorun yok. İleri yaşlarda tutar da neuzubillah dinden çıkarsa kendi bilir. Tamam. Ama küçük çocuklara anne baba Müslümansa Müslüman muamelesi yapılır. Dolayısıyla bu çocuk öldüğü zaman kefenlenir, yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır. Telkini vesairesi verilir. Usul böyledir. Tabii bu böyle. Anne baba gayrimüslimse o çocuk da gayrimüslim muamelesi görür. Tabii ki ahiretteki durumunu biz bilmeyiz. O Allah bilir onu. Tabii onu dünyada bize düşen anne baba gayrimüslimse çocuğuna da gayrimüslim muamelesi yapmaz. Yani Yahudi ise ona göre gömülür, Hristiyan ise ona göre gömülür. Tabii kendi ona, dini şeylerine göre. Yani biz göre. Karışmayız, onu kendi dinlerine göre yaparlar. Peki diyelim ki koca Müslüman çocuğun anası Hristiyan. Hristiyan diyelim. Bu caizdir zaten. Bu evlilik caizdir. Bu durumda çocuk Müslüman kabul edilir. Babaya göre bak. Tabii. Bir de şurası var. Diyelim ki ehli kitap, Yahudi ya da Hristiyan bir ebeveyninden biri böyle. Öbürü diyelim ki müşrik tipten. Yani deisttir, ateisttir, bilmem nedir. Allah'ı tanımıyor yani. Evet. Budisttir vesairedir. Bu konuda da o çocuğu biz ehli kitap sayarız. Çünkü ehli kitap çocuğu, ehli kitabın dini bizim nazarımızda bir ateistin ya da bilmem bir deistin dininden daha önceliklidir. Dolayısıyla bu çocuk biz muamele yapacaksak ehli kitap muamelesi yaparız ona. Yani mesela 7 yaşında bir çocuk, böyle bir çocuk, babası diyelim ki Hristiyan, anası diyelim ki ateist. Şintoist. Misal. 7-8 yaşında bir çocuk tuttu, bir tavuğu kesti mesela. Biz bu eti yeriz. Çünkü ehli kitap muamelesi yapar bu. Ama diyelim ki ana baba müşrik, çocuğu da müşrik sayarız. Ve bunun çocuğu diyelim ki mesela 8-9 yaşlarında tuttu bir hayvan kesti, o eti biz yemeyiz. Bu da ilginç ama hocam hakikaten tabii değil ilginç. Mi? Tabii ilginç. Daha çok, ben çok özet gidiyorum. Yani evet. Çok özet gidiyorum. Bunlar fıkhi hükümler değil mi hocam? Tabii fıkhi hükümler. Ama tabii insan okudukça hayret ediyor, zevk alıyor. Yani.
Önceki programda bununla ilgili kitap getirmiştim, hatırlıyorsun. Biz o kitabı özetliyoruz. Peki, anne baba müşrik ama çocuk tam fıkken böyle. Ha, büyüdükten sonra kelime-i şahadeki Müslüman, onun Müslüman muamelesi yaparız. Ama çocukken bu şekilde hüküm. Çocukken yani. Muamele budur. Evet. Bu. Evet, bu da böyle. Şimdi gelelim eğitimine. Tabii ki eğitim en önemli problemlerden ya da yapılması gereken vazifelerden bir tanesi. Belki şu günümüzde en çok konuşulması en gereken çok, konulardan birisi. En çok. Ve maalesef eğitim istediğimiz gibi gitmiyor yani. Ben dini eğitimi bir tarafa bırakın, yani normal bir eğitimi de ben çok, yani insanımız çok tembelleşmiş yani. Eğitim de biraz bu tembelliğe destek çıkıyor. Ya biz eskiden ilkokulda hoca o kadar çok ödev verirdi ki, durmadan çalışırdık ertesi güne ödev yetiştireceğiz diye. E şimdi ödev vermek yasak. Tatilde gezin, okumayın. Bunu bizzat söylüyorlar. Yani sorumlu insanlar bunu söylüyorlar. Ondan sonra bir bakıyorum kafalarına hiçbir bilgi yok. Yani fakülteye gelmiş gence soruyorum. Tarih bilgisi yok, coğrafya yok. Ondan sonra genel kültür yok. İmla yok. Yani Türkçe okudu her şeyde. İmla yok yani. Doğru dürüst bir cümle kuramıyor. Her neyse. Yok. Zaman zaman soruyor, hayret ediyorum. Ya siz ne okudunuz diyorum ya. Siz ne okudunuz diyorum. Geçenlerde diyelim ki kasada bir delikanlı oturuyor. 3 tane ekmek. 2'şer liradan biri 2.25. Kaç para dedim. Makine arıyor hesap yapmak için. 6.25 diyemiyor yani çocuk. Bu kadar derece tembelleşmiş yani. Bu kadar. Eğitimde yani ciddi sıkıntılarımız var hocam. Evet, gözlemliyoruz onu. Lise sonunda bir çocuk getirdiler. Dediler ki süper bir çocuk, buna bir yönlendirme yap diye. Biz ilahiyat okumasını istiyoruz falan dediler. Süper bir çocuk dediler. Peki. Ben tabii tarihten bazı çok güzel örnekler anlattım. Menkıbeler yönlendirici olsun diye. Nasıl olduysa Güney Afrika'ya giden bir davetçiden bahsedecek oldum. Güney Afrika Cumhuriyeti nerede dedim. Bir baktım Avrupa'da aramaya başladı. Afrika nerede dedim. Kemküm. Dünyada kaç kıta var dedim. 3-4 tane var herhalde diyor. Lise son ve süper dedikleri bak, dikkat eder misin? Eyvah. Yahu ben kendi okuduğum döneme bakıyorsunuz döneme değil mi bakıyorum. Hocam? İlkokul 4'te biz dünya haritasını ezbere çiziyorduk. İlkokul 4'te? İlkokul 4. 4. Geldiğimiz hal bak. Çok kötü 4'te, hocam. 4'te. Köyde hiçbir alet edevat yok. Hiç. Haritaları kendimiz yapıyorduk. Bu kadar tepe taklak nasıl oldu? İmkan çok fazla. Bilgi sıfırın sıfırın altında. En meşhur olaylardan tarihten soruyorum. Filan olay ne zaman oldu mesela, sınıftan tek cevap yok. Ya bu genel nasıl kültür oluyor de ya? Sıkıntılı yani. Bu nasıl oluyor bu? Her neyse bilgi yok. Yani nasıl halledileceği onu ben bilmiyorum yani. Hatta bir ara sosyal medyaya yazdım. Ya hiç değilse 50 sene önceki yönetmeliği koyun. Milli eğitim yönetmeliği. O bile koyun. Götürür yani değil mi hocam? Ya öğretmenin bir tabii, değeri var. Tabii. Şimdi yok. Tabii. Şimdi yok maalesef. Yani çocuk öğretmenden çekiniyordu. Önünü görünce önünü ilikliyordu. Öğretmen varmış diye adeta bir kendine çeki düzen veriyordu. Şimdi ayak ayak üstüne atıyor. Öğretmen geliyor. Yani belki de karşıda bir sigara içecektir. Bilmem. Vallahi böyle böyle eğitim olmaz. Ya böyle. Gözlem yapıyoruz hocam. Şimdi geçen ilahiyattan sınıf arkadaşı bir arkadaşımla görüştüm. Tabii ben öğretmenlik yapmadım. Evet. Öğretmen olmadım ama arkadaşlarım çoğu oldu. Geçen evet. Karşılaştık, şöyle psikolojisine baktım. Çökmüş, dedim ne oldu? Hocam eğitim bitti diyor yani. Ya. Bitti eğitim diyor okullarda diyor. Şimdi çocuğa kızsan ödevini niye yapmadın ya? Evet. Ne? Yani kızı versen seni şikayet etti mi öğretmen disiplinlik olur, mahkemelik oluyor. Yani. Yine geçen ilkokul öğretmeni bir arkadaş dedi ki ilkokul 1'e giden bir öğrenci bir şey dedim. Hadi yavrum içeri gir falan sen bana karışamazsın dedi diyor. Ya. Hayret ettim diyor yani sınırsız bu şekilde bir yere gidemeyiz hocam. Sınırsız özgürlük. Kırmızı çizgi tanımayan özgürlük insanı insanlıktan çıkarır. İşte hani evet. İlk başta da dedim ya Sayın yazık Hocam. Yazık yani. Hani kendini bilmez kişiler yazık işte oluyor. Üniversitelerde ondan sonra affedersin neydi belirsiz kişiler
işte kutsalımıza, Kabe'mize saygısızlık yaparlar. İşte insan hakları, insan hakları. Hı. Yani insan hakları bu mudur yani? Şimdi gelelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Evet. Çocuğu soruyorlar, ne zaman namaz kıldıralım? Bak bu eğitimdir yani. 7 yaşında namaz kıldırın. 7 yaşında namaz kıldırın. 10 yaşına gelip kılmazlarsa biraz zorlayın. Var. Bu hadis-i şeriftir. Hiç inkar etmeye kalkıyorlar şimdi. Hani bunu affedersiniz ama korkturmayalım yani, değil mi yalan hocam? Yalan söylüyorlar. Net söyleyelim. Net söyleyelim. Şimdi 7 yaşında namaz ile tanıştırılıyorsa bir çocuk, eğitim ta o zamandan verilecek. Ben şimdi israf ettiklerini görüyorum. Toplum israf dolu. Bunlara diyorum, hiç mi 7 yaşındayken abdest aldığınızda dere kenarında bile olsanız suyu israf etmeyin diye bir cümle söylenmedi. Ya çocuğun mesela haklarından sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilmesi var mesela. Doğduğu zaman değil mi tabii hocam? Tabii doğduğu zaman. Onu unuttuk bak söylemeyi. Söylemiş olalım. Eğitim ta o yaşta, dini eğitim tabii ki diğer eğitim başlıyor. Ve 2-3 sene sonra çocuk direniyorsa biraz zorlama vardır. Efendimiz'den gördüğümüz, duyduğumuz söz ve eğitim budur. Anne baba bunu yapması gerekiyor değil mi tabii hocam? Tabii ki yapması gerekir. Tabii. Şimdi ne zaman bir kanun çıkmıştı? 2000 miydi bilmiyorum. Yani fesubhanallah 12 yaşından küçük çocuklara Kur'an okutulması yasak diye bir kanun çıktı. Çıkarıldı. Şeyde o 28 Şubat'ta da vardı hocam. İşte o zamanlar neyse. Tabii. O ne durumdadır o kanun bilmiyorum ama benim bildiğim o kanunu ilga eden başka bir kanun çıkmadı. Uygulanmıyor ama. He, uygulanmıyor. Ama resmiyette, yürürlükte var yani. Şimdi yani bir buna bak. 12 yaşından önce Kur'an okutulması, bir de 7 yaşında namaza başlatılması. Namaza başlayacaksa bu çocuk Kur'an'dan bir miktar ezbere bilecek ki namaz kılabilsin. Her neyse, eğitim en önemli konularımızdandır. Bu konuda milli bir seferberlik başlatmak gerekir. Bu devlet meselesi, toplum meselesidir. Başlatmak gerekir. Yeniden gözden geçirerek nerede ne aksaklık var. Yani bunu bir elden geçirmek gerekir. Yani biz kendimizden biliyoruz. Öğretmen elimizden tutardı. Şu harf şöyle yazılır. Şu rakam şöyle yazılır. Ben şimdi rakam yazdıramıyorum. 1/2 yazdıracağım, 112 gibi yazıyor. Ya bu bölü çizgisi biraz eğik ve uzun olur ya. Bir 5 yapmayı bilmiyor. Eskiden elimizden tutarlardı 5'e. O üst köşeden başlarsın, aşağıya bükersin, sonra üstünün çizgisini çizersin. Şimdi bir 5 yapıyor, S harfi midir, 5 midir anlayamıyorsun. Yani bir formasyon, eski öğretmenler formasyon vardı gerçekten. Vardı, vardı hocam. Dolu doluydu. Becerikliydi formasyon. Yani ilkokulun bir eksiğini hep kendisi yapardı. Teknik eleman gibi çalışırdı yani. Bir aşk şek de vardı değil mi hocam? Eğitim ya camiasında en azından tabii. Yetiştirilmiş formasyonu tabii vardı. Şimdi o formasyonda mı yok? Gençlerde ben göremiyorum şahsen. Yok, yok. Yok yani. Düzeltiyoruz cümlelerini bilmem şunu, harfi vesaire şu bu yani. Neyse. Hocam bir iki dakikamız kaldı. İki dakikamız kaldı. Bu konu şimdi çocuğun vekaletini de anlatalım. Evet. Şahitliğinde kalalım. Eyvallah. Çocuk mümeyyiz ise başkasına vekil olur. Mümeyyiz deyince bir de açalım hocam. 7 yaşını doldurmuşsa. Geçen şeyde anlatmıştık. Vekil olur. Hatta başkasına vekaleten hacca bile gideceğini söylemiştik. Söylemiştik evet. Tamam. Peki vekalet verebilir mi? Yani müvekkil olur mu? Bir de bu var. Başkasına vekalet verebilir mi? O tasarrufu bizzat kendisi yapabiliyorsa o konuda vekalet verebilir. Mesela mümeyyiz çocuk için dedik ki %100 menfaatına olan tasarrufları yapabilir. Öyleyse bu konuda vekalet verir. Yetkili olmadığı bir konuda vekalet veriyorsa bu yetki gaspı anlamına gelir. Mesela %100 aleyhine olan tasarrufları yapamıyor. Evet. Öyleyse bu konuda da vekalet veremez bu çocuk. Bu kadar. Veya kendi nikahını kıya bir taraf olur mu olmaz mı? Öyle ya, bir de bu var.
Nikah ile evliliği de ayıralım bu arada, bunu da söyleyelim. Çocuğun nikahı kıyılabilir ama evlilik buluğ yaşından sonra olur. Ayrı konu. Nikah akdi ile fiili evliliği ayırmak gerekiyor. Tabii ki küçük çocuk evlendirilmez yani. O yanlış anlaşmalara sebep oluyor hocam bazen. Evet. Tabii yanlış anlaşılma. Evlendirmek evet. Ayrı, nikahını yapmak ayrı şeydir. Bu biz beşik kerti gibi diyelim belki hani. Yok o kadar da değil de diyelim evet. Ki daha ileri yaşlarda ama buluğa ermediği. Nikah akdi sahihtir ama düğünü, evliliği sonraya bırakılır. Bunu söyleyelim. Mesela burada kendi nikahını yapmaya yetkili değildir. Taraf değildir yani. Velisi bunun tarafıdır. Taraf şeyidir, temsilcisidir. Öyleyse çocuk kendi nikahı konusunda tutar da başkasına vekalet verirse bu vekalet geçersizdir. Çünkü çocuk tasarruf ehliyeti konusunda hususunda bu noktada yetkili değildir. Eyvallah. Haftaya inşallah ya da 15 gün sonra. 15 gün sonra inşallah. Birçok mesele var. Çocuğun şahitliği var, tazminat ödemesi evet. Var, diyete katılması var, savaşta çocuk var, cizye vergisi var. Ceza ehliyeti var. Ceza ehliyeti var. Efendim karı koca ayrıldıysa çocuğun kimde kalacağı meselesi var. Buluntu çocuk var. Anlaşıldı yani mı? Çocuk hakları aslında bayağı geniş bir konu geniş. Hocam yani hakikaten. İnşallah ama üçüncü bugün haftada tamamlamış olalım. Allah razı olsun çok önemli konulara değindik çocuk evet. Hakları ile ilgili. Evet evet. Mesela akika belki birçok insanımızın hani belki unuttuğu bir meseleydi. Evet. Onu söyledik. Evet. Süt emzirme ile ilgili anneler özellikle bunu mecbur olduğunu söyledik. Annelerimiz bunu duydu. O yalanı söylemeyelim artık. İsim koyma noktası ve evet. Din eğitimi konusunda hakikaten hepimizin çok ihtiyacı var. Ya. Ailelerimizin evet. ihtiyacı var. Evet. Çocuğu sadece biyolojik olarak hani dünyaya getirmek olayı bitirmiyor. Evet. Birçok hakları var çocuklarımızın ve bizim de anne baba olarak bu hakları yerine getirmemiz gerekiyor. Evet. Sen evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağ sağlık. Sağ olasınız. Eyvallah. Başka programda hayırlı buluşmak üzere. Teşekkür 15 ediyorum 15 gün sonra inşallah. Allah razı olsun. Buluşalım hocam. Tekrar. Evet değerli izleyicilerimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Orhan Çeker hocam konuğumuzdu. İslam'da çocuk hakları konusuna bir başlamıştık. Oradan devam ettik ikinci bölümde. Yine tabii yetmedi bölümümüzde. İnşallah başka bölümde bu konuyu tekrar başka konularla dile getireceğiz. Birçok konu kaldı. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu konuları yine gündeme taşıyacağız inşallah. Bu akşamlık bizden bu kadar efendim. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.